والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق. Rabbimiz Allah, Maide suresi 45. ayet, 48. ayette, dün 45. ayeti okumuştuk. 48. ayetten bugün başlayalım. Ama başlamadan önce bereketin olduğunu, yani dışarıda yağmur var. Hani cuma günü demiştik ya, gök gürlemez oldu, bulutlar yağmuru indirmez oldu, rüzgar bulutları getirmez oldu, aslında seccadeler ıslanmaz oldu. Seccadeler ıslanırsa Allah bereketini gönderir. Bu bereket, bilin ki, insanların seccadeleri ıslatmasından dolayı değil belki. Kurt, kuş, börtü böcek, karınca, toprağın çatlaması, hayvanların susuz kalması niceleri onun içindir. İnsanlık çok merhametsiz oldu. İnsanlar çok menfaatçi oldu. Allah-u Teala'nın rahmetini bilmez oldu, duymaz oldu, dilemez oldu. Anlayalım, bilelim ve Rabbim bizleri işte şu anda bardaktan boşanır gibi, tabiriyle Rabbim afetlerden, felaketlerden de korusun inşallah. Bereketli yağmurlar versin ki tarlalar sürülsün, bahçeler ekilsin. Ekim mevsimindeyiz değil mi? Ekim ayı. Önemli, gerekli. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifinde hatırlayalım yağmur yağarken. Duaların kabul olunduğu zaman dilimlerinden birisi de yağmur yağarken yapılan duanın kabul olacak. Neden? Çünkü o nizama, intizama, ihtişama bakıyorsunuz. Yağmur damlacıkları havada bir araya gelse büyük bir kitle, sel oluşur. Ama öyle değil de buluttan dökülen yağmurlar hiçbirisi birbirine dokunmadan yeryüzüne iniyor. Yani bu yağmur, bulut Allah-u Teala'nın hikmetinden sual olunmaz. Nasıl oluyor? Derinliğine ve tefekkürüne daldığınız için dualar kabuldür. İşte yağmur yağıyor demek değil. Nasıl yağıyor? Kim bunu yapıyor? Hangi melek? Allah-u Teala'nın emri, onun yolu, yöntemi nedir, nasıldır? Bunları düşünerek dua etmek. Bunları düşündüğünüz zaman dua ederseniz, İçten dua edersiniz. Onun için dualar
yağmur yağarken kabuldür. Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayan ve onlara şahit olmak üzere bu hak kitabı indirdik, buyuruyor Rabbimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, dolayısıyla bize. Yani bizden öncekiler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öncekilere de onlara da kitaplar gönderildi. İncil gönderildi. Tevrat gönderildi. Zebur gönderildi. Değil mi? Onlarda da Allahu Teala'nın hükümleri vardır. İşte dünkü ayet-i kerimede ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni, kulağa kulak, göze göz, dişe diş, buruna burun derken bunlar Tevrat'ta da böyleydi diye Allahu Teala bildiriyor. Çünkü Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e danışmaya, ondan hüküm sormaya geldiler. Pek işlerine gelmedi. Allahu Teala onun için bu ayetleri gönderdi. İncil'de de Tevrat'ta da bunlar vardı. Niye uymuyorsunuz bunlara? Anlamında. Dolayısıyla sen de aralarında, ey peygamberim, sen de onların aralarında, yani Yahudilerin arasında, Hristiyanların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ne indirdi Allahu Teala? Bu hükümleri Kur'an'ı indirdi. Kur'an'la hükmet. Onlara karar verirken, onların aralarında hükmederken Allahu Teala'nın gönderdiği, indirdiği hükümlerle hükmet. Yani bize de bu aynı şey. Kendi aralarınızdaki anlaşmazlıkları düzeltmek için Allah'ın indirdiğiyle, gönderdiğiyle, Allah'ın kitabıyla hükmedin, karar verin. Bu sana gelen gerçekten ayrılıp da onların arzularının peşinden gitme. Yani bu sana gelen gerçekten ayrılıp, haktan ayrılıp, yani Allah'ın hükümlerini bırakıp da, Allah'ın bildirdiği hükümlerden ayrılıp da onların arzularının, onların istediği gibi hüküm verme. Allah nasıl istiyorsa öyle, nasıl emrediyorsa o şekilde hüküm ver. Onların arzularına göre hüküm ver. İnsanlar öyle istiyor diye hüküm ver. Allah nasıl istiyorsa öyle hüküm. Allahu Teala her biriniz için bir şeriat ve bir yol yaptı. Allahu Teala size bir yol çizdi. İşte bunun adına şeriat diyoruz. İslam diyoruz. Müslümanlık diyoruz. Allah İslam üzere bir yol çizdi size. Allahu Teala güneşe yol verdik, aya yol çizdik. Onlara bir yörüngeye oturtturduk, yola oturtturduk diye bildiriyor ya. Yani yaratılanların her birisinin bir yolu, yöntemi, bir görevi var. Biz de insanoğluna da bir yol, yöntem çizdik. O yol şeriat yoludur. Allah dileseydi hepinizi tek bir ümmet yapardı. Fakat sizi her birinize verdiği şeyde imtihan edecektir. O halde durmayın, iyiliklerde yarış edin, sonunda düşününüz. Sonunda, yani gideceğiniz yer, dönüşünüz Allah-u Teala'nın huzurudur.
O zaman sizlere o nelerde anlaşamadıklarınızı haber verecektir. Yani Allah-u Teala'nın sizi kavimler halinde yaratması, milletler, değişik ırklar halinde yaratmasının hikmeti vardır. İşte diyoruz ki Alman ırkı, Arap ırkı, Türkler, Acemler, efendim, Çinliler, bir sürü sayıyoruz. Eğer tek bir ümmet, tek bir ırk olsaydı bunları sayamaz, söyleyemezdi. Nerelisin? Nerelisin? Memleket mi soruyoruz ben? Neden bunlar? Tanışmak için. Falan köyden, falan memleketten, falan şehirden, filan ülkeden. Ama Allah-u Teala biz sizi tek bir ümmetten yaratmadık. Ümmeten vahide. Velakin liyebluvekum fîmâ etâkum festebikul hayrât. Festebikul hayrât. Hayırda yarış yapasınız diye yarattık biz. Şimdi diyoruz ki teknolojide en ileri ülke, millet. En iyi arabayı, en uçağı falan falan millet yapıyor diyoruz değil mi? Ya yarış. Ama şimdi insanlar savaşmakta yarış yapıyor. Öldürmekte yarış yapıyor. İnsanlara faydalı olacak hayırlı işlerde yarış yapmıyor. İşte iş bu duruma döndüğü zaman kıyameti beklemek lazım. İnsanlar hayırda değil de kötülükte, şerde yarış yapıyorsa, birbirlerini öldürmek, birbirlerine tuzak kurmak için yarış yapıyorsa, o zaman o dünya yaşanmaz hale gelir. Bugün maalesef öyle. Bilim tekelleşmiştir, ilim tekelleşmiştir. Hep bunlar paraya dönmüştür, paraya. Ekonomi ilmi, fizik ilmi, efendim manevi ilimler hatta, hepsi tekelleşmiş, paraya dönmüştür. Paraya satılır hale gelmiştir. Patent falan diyoruz ya. Onun için insanlar kötülükte yarışmaya başlamıştır. Halbuki Allah sizi hayırda yarışasınız diye, hayırda yarışasınız diye değişik ırklarda, değişik milletler, değişik çeşitli kavimlerden yarattı. Türkler, işte Türk milleti diyoruz ki diyebilsek keşke adaletiyle anılır, bilinir bir millettir. Bunu mesela şunu bunu mesela konuksever diyordum. Türk milleti konuksever. Herkes bunu söylüyor. Dünya bunu söylüyor. İşte bu hayırda yarışmak demektir. Evet. Allah bizi demek ki dövüşesiniz, birbirinizle savaşasınız diye ayrı ümmetlerden, ayrı kavimlerde yaratmadı. Neden ayrı ayrı yarattı? İşte Suriyeli diyoruz. Değil mi? İranlı diyoruz. Diyoruz yani. Ama savaşasınız diye değil. Birbirinizle husumet besleyesiniz. Birbirinizin kafasını kırasınız diye değil yani. Hayırda insanların faydasına olacak şeyleri üretmek için yarattık. Tanışasınız, kaynaşasınız, bilişesiniz, hayırda yarışasınız diye. Rabbim bizde bizleri, yani bu tabii milletlerde böyle olduğu gibi komşulukta da böyledir.
Aynı sokağın insanlar arasında da böyledir. Ben mi daha çok insanlara faydalı şeyler ortaya koyacağım, sen mi? Ben koyacağım ya. Koyabilmek için ne yapmam lazım? Çalışmam lazım. Yani ben A cami, B cami, C cami, D cami, neyse değişik camiler. Bir sürü cami var değil mi? O cami diyor ki hoca daha güzel anlatıyormuş. Daha güzel şeyler söylüyor. Daha anlaşılır. Hitabeti güzel. Okuyuşu güzel. Deyip daha güzel okumam lazım. Daha güzel anlatmam lazım. Yani bu milletler arasında böyle olduğu gibi kurumlar arasında da böyledir. Komşuluk arasında da böyledir. İnsanlar hep hayırda yarışacak. Hayırda yarışmak için de çalışacak. Üretecek. Değişik metotlar üretecek. Ben insanlara hangi yol ve hangi yöntemle faydalı olabiliyorum? Sen de bunu diyeceksin, ben de bunu diyeceğim. Ama bunun için birbirimizin ayağını kaydırmayacağız. Tekerine taş koymayacağız. Atasözü, deyimler var biliyorsun. Biz bunları yapıyoruz maalesef. Biraz ileri gidince insanlara faydalı olacak işler yapmaya başlayınca tekerine taş koymaya başlıyor. Çekemiyor yani. Bunlar olmayacak. Yani dövüşesiniz diye değil, savaşasınız diye değil, birbirinize tuzak kurasınız, ayağını kaydırasınız diye değil, yarışasınız, insanlara faydalı şeyler üretesiniz, hayırda yarışasınız diye sizi değişik ülkelerde, beldelerde, memleketlerde yarattık ve kavimlerde, ırklardan yarattık. Rabbim bizleri, hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de öyle buyurmuyor mu? İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır. Ben, sen, hepimiz ne kadar faydamız oluyor etrafımıza, çevremize, insanlara ne kadar faydamız varsa o kadar hayırlıyız. Ne işe yarıyor lan sen? Dedirtmemeliyiz. Yani geçen de söyledim ya, İslam coğrafyasındaki Müslümanların hepsini bir araya getirin, onların ürettiği, ortaya koyduğu şeyleri toplayın. Yani hep bunlar, ya mecburen örnek veriyoruz, bir gerçek var orada. Bir Almanya'nın ürettiğini ortaya koymuyor. Bir Almanya yapmıyor. Hep hazır yiyor İslam ülkeleri, Müslümanlar. Amerika yapacak, verecek. Avrupa üretecek, al diyecek, yiyecek. Kesiverse muslukları bitecek ve aç kalacak, açık kalacak. Ne sanayisi var, ne tarımı var, yok yani. Onun için Allah ve Peygamber aleyhissalatü vesselam sizin hayırlı olmanız, sizin üstün olmanızı, şimdi neyinize bakıyor? İlminize, ürettiğiniz şeylere, insanlara, insanlığa ne kadar faydalı olduğunuza bakıyor. Onun için burada mücadele edeceğiz, hepimiz çalışacağız. Rabbim hayırlı insanlardan, Müslümanlardan, üretenlerden, hayırda yarışanlardan eylesin bizi. El-Fatiha.